Ordu Valisi Settar Yavuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin yıl dönümü sebebiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte televizyonumuzun canlı yayın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Televizyonumuz Boztepe TV'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açtığı standta aldığı konuklar arasında yer alan Ordu Valisi Settar Yavuz, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu altını çizerek milletin demokrasisine sahip çıktığını vurguladı. Fethullahçı terör örgütü bir darbe teşebbüsünde bulunmuş. Bu darbe teşebbüsü tarihimizde hiç görülmemiş, eşi benzeri rastlanmamış bir darbe teşebbüsü. Darbe teşebbüsü demek de biraz bu efendim girişimi küçümsemek anlamına gelir. Bu bir işgal hareketidir. Efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak, ülkemizi parçalamak ve ülkemizi kan gölüne çevirme girişimidir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz 1071'de olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, efendim İstanbul'un fethinde olduğu gibi bağımsızlığına, ülkesine, liderine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu anlayışla tanklara, toplara, uçaklara meydan okumuş, göğsünü efendim mermilere siper etmiştir, şehadete koşmuştur. Türkiye'nin daha iyi günlere doğru yol alacağını belirten Vali Settar Yavuz, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Ve daha iyi günlere doğru hep beraber yol alacağız. Darbe teşebbüsünü öğrendiğim saatlerden itibaren o dönemki askeri yetkililere ulaşmaya çalıştım. Fakat neredeyse her hafta birkaç kez görüştüğümüz askeri yetkililer telefonlarımıza çıkma nezaketi göstermediler. Tabii ki telefonlara çıkmamaları da anladım ki darbe girişimi içinde bulunacaklar. O yüzden de onları kışlarına hapsetmek, kışlarına asla çıkarmamak üzere bir politika geliştirdim. Ve bunları da ulaştırdığımız ilk askeri yetkiliye kışlalarına çıktığı takdirde mutlaka vuracağımızı ve çatışacağımızı söyledim. Beraber çalıştığımız insanlardı. Ama aklını kiraya vermiş Fethullahçı terör örgütü mensubu iki komutan o gün maalesef bizim telefonlarımıza çıkmadılar. Fakat onlar beni iyi tanırlar ki ben bu sözü söylemişsem mutlaka bunun gereğini yapacağız demektir. Benim gözaltına alındığım şeklinde bir sokakta dedikodu yayılması üzerine binlerce insanın, 20 bin civarında bir insanın vali konağı etrafında toplandığına şahit olduk. Ve o duygu içerisinde dışarı çıktığımızda işte sahip çıktığımız şey bağımsızlığımızdır, onurumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir, bayrağımızdır. Bunu herkes böyle bilsin demiştik. Ve hakikaten de bağımsızlığımıza bir tehdit olduğunu, efendim onurumuza, şerefimize bir saldırı olduğunu ileriki günlerde çok daha net gördük.